Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin geleneksel olarak düzenlediği 16. Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşlerini takip eden Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş, güreşlerle ilgili mikrofonlarımıza açıklamalarda bulundu. Bu klasik bir Sekapark güreşi değil. İkinci kez Sivenergi Türkiye Yağlı Güreş kapsamında, ligi kapsamında düzenlenen bir Sekapark. O yüzden çok farklı, çok kaliteli, çok mükemmel mücadelelerin olduğu bir güreşler izledik. Evet. Hakikaten Kocaeli Büyükşehir Belediyesi muhteşem bir hazırlık yapmış. Ben başta Tahir Büyükakın başkanım olmak üzere yine özellikle spor müdürümüz Alparslan Aslan'a çok teşekkür ediyorum. Bizim aynı zamanda yönetim kurulu üyemiz muazzam çalışıyor. Ömer Aslan Tek hocamıza çok ciddi çalışmalar yapmışlar. Geçen seneden çok daha güzel bir ortam var, atmosfer var. İnşallah seneye daha da güzel olacak. Biraz önce Tahir Büyükakın başkanımdan güzel bir müjde aldım. Evet, seçim beyannamesini ilettiği hususu bir kez daha ifade etti. Ve kalıcı bir güreş sahasının yapımı ve oluşturulması için en kısa sürede harekete geçeceklerini ve çok daha modern bir güreş alanının buraya kazandırılacağını bize ifade ettiler. Bu da bizi mutlu etti. İnşallah bu tamamlandığında Kocaeli Sekapark güreşleri çok daha öteye gidecek. Zaten Türkiye'de çok önemli bir güreş ama çok daha önemli bir güreş haline gelecek. İnşallah her şey hızla daha güzele gidecek diye temenni ediyorum. Peki final müsabakasını nasıl değerlendirirsiniz? Baş pehlivanlarımız finale kaldı. İki tane çok büyük sporcu finalde. Zaten ikisi de çok güzel güreşler yaparak geldiler. Bence Kırkpınar'ın da bir ön bir şeyi bu. Kırkpınar'da final yapması çok muhtemel, iki sporcumuz bugün burada final yaptı. Valla bugün hangisi kazanır bilemiyorum. İkisi de kazanabilir. Ali'nin biraz daha dinlenik geldi Ali Gürbüz. Ama Yusuf da çok anormal yorulmadı. O da kendinde şey değil, kötü değil. Bence müthiş bir mücadele olacak diye bekliyorum. Kırkpınar ile ilgili ne dersiniz? Kırkpınar'da çok az bir zaman kaldı. Kırkpınar değişik, ilk defa bu formatıyla bu sene oluşacak biliyorsunuz. Biz uzun zamandır şunu söylüyoruz. Son 40 yılın en güzel Kırkpınar olacak diyoruz. Çünkü olimpiyat statüsü getirdik Kırkpınar'a güreşimizin içinde. Artık her sporcu serbest olarak gelip Kırkpınar'da güreşemiyor biliyorsunuz. Sivenergi Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nde elde ettikleri derecelere göre Kırkpınar'da güreşme hakkına sahipler. Ve girecekleri torbalar da bunu belirliyor. Özellikle baş pehlivanlıkta. Seri baş uygulamaları da buradaki başarılarıyla belli oluyor. Mesela bu sene burada yapılan güreşler gelecek sene yapılacak güreşlerin torbalarını belirliyor. Katılacak güreşçileri belirliyor. O yüzden Kırkpınar bambaşka bir havada olacak. Çok daha güzel olacak.